bölümde araştırmayı yapan jandarma neden? Çünkü jandarmaya karşı gelecek pozisyonu yoktur vatandaşın. Çünkü hakkını arayacak hiçbir şey yok. Ama polise her türlü son 10 yıldır her türlü hakkını arama imkanları var. Bunu evet. Dikkatten kaçırmamalarını. Teşekkür ederim sorunuz için. Başka soru. Şimdi bakın bir soru daha koyalım. Vatandaş ile karşı karşıya gelen kolluk mensubu.
polis veya jandarma olsun. Kibar davranmışsa, iyi davranmışsa güven artıyor. Fakat bireysel davranışlardaki kötülük sonucu etkiliyor. Bunun için polis eğitiminde polisin insanlarla ilişkisi, ilişki kurabiliriz ki Almanya bunu yapmış anladığımıza kadar. Bireysel karşılaşmalar çok önemli polise. One word about the gendarmerie and the police. In Turkey, you have two forces. In Spain, we have also two forces, in Italy and in France. And it's interesting to see that in all these countries, the gendarmerie has a higher scoring in terms of trust in the public. It's very interesting to see. Because, of course, the Turkish gendarmerie, the French gendarmerie, and the Spanish gendarmerie, they are different organizations. They have the name gendarmerie, but they are functioning differently. But it's interesting to see that, contrary to the assumption that the more civilian, the better the assessment by citizens, what we observe is the contrary. That's quite interesting. But what Mike said, of course, might be that style of doing the business. That's also what Jack mentioned, the way that they're doing it. So that's a very interesting element. I think if we split really clearly in further study, if we split gendarmerie and police, we could learn much more about these issues. And the second element is about the politicization of gendarmerie and police. If a force is more politicized, it doesn't mean that there is less trust. If people there is a study by TESF just being published in Turkey, and for example, the AK Party people, opposed to AK Party, they are all strongly supporting the police. So, if you belong to the majority, the political majority of the country, you can support more the police. So that doesn't explain why the gendarmerie is getting more support, because it should be the opposite. The explanation is politicization. Doesn't explain why gendarmerie gets more positive assessment than police. It should be the other way around, in theory. So I don't think that's the only explanation why. It's much, much more complex than that. Teşekkür ediyorum. Almanya'daki kurumsal gözetim esasları ve düzenlemeler başlıklı sunumu yapmak üzere Profesör Sayın Bernhard Greveli kürsüye davet ediyor. Polis tarafından yapılan
araştırmalar söz konusu olduğu için önleyici polis ve adli polis ayrımı ortaya çıktı. Kolluğun denetlenmesinde buna göre iki bir ayrım yapmamız gerekiyor. Acaba kolluk önleyici yetkileri kullanırken mi bir davranışta bulundu, buna göre mi denetleniyor? Yoksa adli yetkileri kullanırken mi davrandı, buna göre ayrımı yapmamız gerekiyor. Önce önleyici yetkiler açısından baktığımızda kolluğun önleyici yetkilerini daha evvel konuşmacında belirttiği gibi temel hak ve özgürlük kısıtlayan yetkiler olduğunu görürüz. Toplumu korumak için, sistemi korumak için kolluk hangi yetki kullanırsa kullansın, temel haklarda kısıtlama yapar. Bu nedenle bu yetkilerin kanun ile verilmiş olması gerekiyor. İlk denetlemede burada ortaya çıkıyor. Kolluğa önleyici yetki verirken meclisin bir denetleme yetkisi var. Hangi yetkileri biz kolluğa verelim? Bunu belirlerken bir denetleme yapmış oluyor meclis. Kanun çıkartılıyor. Yetkiler, önleyici yetkiler, hedef kişiler üzerinde uygulanır. Önleyici yetkilerde şüpheli yoktur. Suç işlenmiş ise bir şüpheli vardır. Fakat önleyici yetkilerde bir tehlike doğmuştur. Tehlikeyi doğuran kişi veya tehlikeye maruz olan kişi söz konusu olabilir. Bu ibadelerde kolluğun bir tedbir uygulaması, kolluk tedbir uygulaması gerektiğinde kanun ile verilmiş bir yetki kullanacak. Fakat yetkinin de ölçülü ve orantılı olması gerekiyor. O somut olaya ilişkin bir tedbir uygulaması gerekiyor. Bugün burada en çok tartışılan konu durdurma olduğu için durdurmadan bir örnekle başlayalım. Kolda TVSK 4A madde ile verilmiş olan bir durdurma yetkisi var. Fakat 4A maddeye baktığımızda bunun tehlikeyi önlemek için durdurma olarak önleyici yetki verdiği gibi işlenmiş bir suçun failini yakalamak için adli bir yetki olarak da durdurma verildiğini görüyoruz. Bir kolluk mensubu yolda ilerleyen bir otomobili bir kişiyi durdurduğunda yasa makul sebep varsa durdurabilirsin diyor. Bir sebebe bağlı olarak durduracak. Bu hadisi ve ilk denetim kanun koyucunun yaptığı yasada makul sebebin tanımlanması gerekiyor. Ki yasa bunu tanımlamıştır. Makul sebep polisin tecrübesine göre o somut olayda bir tehlike olduğunu öngörebildiği durumlarda durdurabilir. Sebepsiz durdurma yapmaması gerekiyor. Fakat Türkiye'de genellikle benim araştırmaya dayanan bir bilgim yok bu konuda ama genellikle polisler durduruveriyorlar. Ve durdurma sebebi söylemesi gerekiyor yasa gereği. Bunu da söylemiyorlar. Şimdi kanun koyucu durdururken sebebe bağlı durdurur demişti. Birçok hadise sebepsiz durdurur. Ve durdurma sebebini söyle demişti. Sebep de söylemiyor. Yasaya aykırı bir durdurma gerçekleşti. Bu gibi hallerde durdurulan kişinin, hedef kişinin yapabileceği şey ne? İşte bu kolluğun denetimi burada ortaya çıkmaya başlıyor. Eğer kolluk yasa dışı bir eylem yaptıysa, bir yetki kullandıysa, bu takdirde kolluğun denetlenmesi gerekiyor. Bu tür denetleme bir şikayet mekanizması içerisinde olabilir. İdare
karşısına götürebilirsiniz önleyici bir yetkiyse ve polis şikayeti bakımından başbakanlığın oluşturduğu bir bilgi sayap üzerinden başvuru var. İsmini söyleyeyim bana, neydi o? İmer. 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 Bir şey var. Bir vatandaş buraya bir e-mail attığı vakit mekanizma harekete geçiyor ve soruşturuluyor. Ve kişiye de sonuçta bir cevap veriliyor. Böyle bir idari denetleme, önleme mekanizması var işin içerisinde. Fakat eğer kolluk mensubunun yaptığı bu davranış suç teşkil eden bir davranış ise, ceza kanunlarında suç olarak tanımlanan bir davranış ise, o takdirde suç duyurusu yapmak ve savcıyı harekete geçirerek o kişi hakkında bir işlem yapılmasını talep etmek yetkisi de doğuyor. Şimdi bu mekanizmaların tümüne baktığımızda etkin mi diye düşünelim. Basit bir aykırılık nedeniyle hukuk aykırılıkla karşılaşan bir vatandaş çoğunlukla bunu sineye çekiyor ve hiç üzerinde de durmuyor. Fakat önemli ve ağır aykırılıklarda ceza davasıyla karşılaşıyoruz. Kolluğun kendi içinde iç denetim mekanizmaları da var. Teftiş ve denetlemeler kolluk tarafından rutin olarak kendi işlerinde yapılıyor. Fakat bildiğim kadarıyla bu teftiş ve denetimler genellikle kural denetlemesi şeklinde, norma uygunluk denetimi ve kağıt üzerinden yapılan denetimler, teftişler. Bunların daha etkin bir hale getirilmesi düşünülmelidir. İç denetimi söyledim, kolluk içerisinde. Bir de dış denetim var. Dış denetim, halkın kolluğu denetlemesi şeklindedir. Ve bu türlü bir dış denetim 2014 yılında MİT kanunu ile ilk defa Türk hukukuna girdi. MİT kanununa eklenen bir ek maddeyle güvenlik ve istihbarat komisyonu kuruldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. İçişleri Bakanlığı'nın yıllık raporlar düzenlemesi gerekiyor şimdi. Bir sene içerisinde ne gibi tedbirler aldık halkı korumak için ve bu koruyucu tedbirlerden de ne kadar başarılı olduğu adet bildirme şeklinde bir yıllık rapor düzenlenecek ki 2015 bu sıralarda artık bunun hazırlanması gerekiyor. Bilmiyorum, bakanlık bunu herhalde meclise sunacak Nisan ayında falan, beklentimiz bu. İç denetim, dış denetim, fakat burada bir de sivil gözetim adını alan gözetim var ki bu sivil gözetimin tasarısı hazırlandı. Projenin ilk ayağı sivil gözetim hakkında bir kanun tasarısı hazırlanmasıydı. Ve bu tasarı da şu anda zannediyorum mecliste bekliyor. Sivil gözetim bir şikayet mekanizmasını içeriyor ve zarar gören kolluk hizmetlerinden zarar gören bir birey bir şikayette bulunuyor. Bu şikayeti alan makam irdelemeye başlıyor. Şikayetiniz nerede, şu anda nerede inceleniyor, sonuç ne oldu şeklinde bireye daha sonra da bilgi vermesi ve bunları da belki bir internet sayfasına yayınlayarak diğer kolluk mensuplarının örnek almasını sağlayacak yöntemleri içeren iç bu sivil gözetim projesi de gündemde. Tabii ki iç denetim, dış denetim, idare mahkemesine başvuru, adliye mahkemelerine başvurunun arkasından bir de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru mekanizmaları da bu denetimin içerisinde rol görüyor. Tüm bu denetim mekanizmalarının etkili olması için
birisi basın. Basının kolluk tarafından gerçekleştirildiği görülen, izlenen olayları haber yapması kolluk üzerinde büyük bir etki uyandırır. Afişe olmak, toplumda böyle bir şekilde görülmek, o halde basının dördüncü kuvvet olarak kolluk hizmetlerinin denetimi konusunda büyük bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Fakat daha da önemlisi zannediyorum ki tazminat davaları. Kolluk mensuplarının uyguladıkları hukuk aykırılıklar nedeniyle zarar görenlerin doğrudan kolluk mensubuna hukuk davaları açabilmeleri ve bu şekilde bir tazminat davası ile gördükleri zararı gidermeleri zannediyorum ki etkin bir rol oynayacaktır. Bunun Amerikan örneklerini gördüm. Amerika'da doğrudan doğruya kolluk mensubuna hukuk davası açılabiliyor. Bizde bunun önünde bazı engeller var bildiğiniz gibi. Ve en büyük engel de bizdeki memurun mahkematı hakkındaki, memurun yargılaması hakkındaki kanun önleyici görevleri dolayısıyla hukuk aykırılık yaptığı iddia edilen kolluk mensuplarının önce bir izin mekanizmasından geçmesi gerekiyor. Bu mekanizmanın ben kaldırılması yönünde hep görüş bildirdim ama bakanlık ve diğer bu konuda çalışan insanlar tabii ki bir koruma sağladığı için bunun hep aleyhinde oldular. İleriki yıllarda bunun nasıl bir sonuç götüreceğini göreceğiz. Burada sözlerime son veriyorum ve sorularınızla konuyu genişletmek üzere ben de yerime geçiyorum. Teşekkür ederim. Gelişen teknolojisi var. Aleni alanların MOVESE kameralarıyla denetlenmesi bile yetkiye muhtaçtır. Bu yeni kanun tasarısındaki mecliste bunları görmüyoruz. Halbuki kolluğa denetlenebilir yetki vermek gerekiyor. Yetki vereceksiniz ve denetleyeceksiniz. Bunu yapmazsak demokratik bir hukuk devletini koruyamayız herhalde. Bilhassa kişisel verilerle ilgili yeni yetkiler düzenlenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Şimdi 14.20'de tekrar buluşmak üzere. Öğleden sonra toplantımız daha heyecanlı. Kolluğun zor ve silah kullanmasını inceleyeceğiz. Orada hepinizin söyleyecek çok sözü var. 14.20'de tekrar buluşmak üzere. Şimdi arkadaşlar. Sebepsiz durdurmalar var. Sınırlarda hiçbir sebebe bağlı olmayan durdurmalar var. Yaptığınız araştırmada onlar da dahil miydi sebepsiz durdurmalar? Ve Türk hukukunda durdurma ile kimlik sorunu arasında fark var. Polis durdurabiliyor. Fakat
kimlik sorduğu vakit kendi kimliğini göstermekte zorunda. Şimdi sırf durdurursa hiçbir yere kaydolmuyor Türkiye'de. Ancak durdurup da kimlik sorarsa o zaman kayıtlara geçiyor. Acaba sizin araştırmanızda nasıl? Sırf durdurma kayda geçiyor mu Almanya ve Fransa'da? The first question was very important. In fact, this study in France and Germany was taking place in cities among the resident population. Ve halen halka bu şehirlerde konuşuyor. Biz bu konuyla alakalı olarak sınır polisinin gerçekleştirdiği durdurmalar gibi benzeri uygulamalarla alakalı hiçbir çalışma yapmadık. Biz çünkü onlar farklı bir şeydir. Bizim için farklı bir polis grubu çalışıyor. Biz orada bir inceleme gerçekleştirmedik. Onların çalışması daha farklı, daha strateji var ve yerel polisten daha ayrımcı tavırlar gösteriyor olabilirler. Ama onlarla ilgili bir çalışma yapmadığımız için ben herhangi bir şey söyleyemem. Bu konuyla alakalı bir sürü çalışma var mıdır? Bilemiyorum. Bir başka konu ise polis yasasına göre polis eğer bir kişinin durdurulması gerektiğine karar verirse bu kesinlikle hani kimliğini de sorma hakkını verir. Yani ikisi aynı bir süreç aslında. Hani ayrı bir süreç yok. Daha farklı bir şey yapmasına gerek yok bunun için. Durdurucu zaman kimliğini de sorabilir. Yani polis beni durdurmak istiyorsa soruları soracaksa durdurabilir ve kimliğini sorabilir. Yine Almanya'da yasal olarak da durduran yanlarında her zaman kimliğini taşımak zorundadırlar. Almanya'da 16 yaşın geçmiş herkesin kimliğini yanında taşıma zorunluluğu vardır. 16 yaşına geldiğiniz andan itibaren yanınızda her zaman kimliğiniz olacak. Bunun da sebebi zaten biraz bakmanız. Sayın Oberstlikleri, başka sorusu olan var mı efendim? Buyurun. Çolak, yanlış anlamadıysan makul şüphe kavramını tanımlarken bir kişinin yanlış bir şey yapabileceğinden bundan şüphe olarak tanımladınız. Şimdi bu yapabileceğinden bundan şüphe kavramı doldurmak gerekirse bu ölçütleri ne olabilir sizce? Sosyolojik olarak kişinin kültürel yapısı mı, giyimi mi, konuşma tarzı mı veyahut da ki bu yapmış olduğu çalışmada özellikle de çok dikkat edeceğiz. Hem yerel halk hem de göçmenlerle ilgili bir karşılaştırma yapılmış. Yani bu anlamda duyulan şüphe bakımından yerel bir Alman veya da Fransız'da göçmen olan Kuzey Afrika ve Türk bakımından bu yani farklı bir kriter bulunuyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler. My impression is that the police is, as Chuck Demirian also pointed out, is very broad in applying the law. So they have the slightest feeling that there could be something they control the person. And this is partly based on police law, because it's not only that the person who is being controlled should be suspect of something, but if he is in a place in the city where crime often happens, that also is in the law, that also is already enough to be controlled. So it could be a personal thing, but it could be also about a place where you actually. And that makes it very easy for the police to act. And it's not really being challenged. So it's, I don't know, I don't think there are many court cases or çok fazla mahkeme davasının olduğunu düşünmüyorum. Durum özellikle Alman polisler içinde geçen yetişkinlerle çalışıyorlarsa da genelde onlarla temasa geçmeye çalışıyorlar. Onları kontrol etmek değil ama onlarla temasa geçmek istiyorlar. Çünkü zaten hali hazırda birlikte insanlar belki kontrol edebilirler ama insanlarla iletişime geçmek burada daha yardımcı oluyor. Çünkü örneğin merhaba nasılsınız, bana kimliğinizi gösterebilir misiniz demek gibi bir araç var. Kendinizde bir kontrol edebilirsiniz derim. Aynı insanlara tekrar edip onlarla konuşuyorsunuz, düşünün. Yani o kişiden bir kontrol edebilir belki ama genelde de informal bir şekilde yani resmi olmayan bir şekilde bu işi gerçekleştirmeniz açısından da gayet kolaylaştırır işinizi insanları çok fazla gerilme sevk etmeden. Bizim bu gözlem çalışmalarından gördüklerimiz bu. Buyurun.
Bir soru var, ben de merak ediyorum ne olduğunu ama aşağı yukarıda biliyorum cevabını. Bir polis bir kişiden ne zaman şüphelenir? Şüphelenir nasıl doğar? Bunu Gaziantep'te jandarmaya sormuştum ve bir örnek verdi bana jandarma, Gaziantep jandarması. Dedi ki, bizim sınırdan şehre doğru aynı o araç 3-4 defa gün içerisinde gidip geliyorsa 5. 6. seferde ben ona şüphelenirim. Çünkü sivil bir araç, ticari taksi olsa bir defa 10 defa da gitse hiçbir şey yok. Fakat sivil bir araç sıra dışı bir davranışta bulunursa ben ondan şüphelenirim. Ya da içinde bir kişi var fakat araç yere doğru basmış. Çok ağır bir şey taşıdığı belli oluyor. Demek ki arkasında bir şeyler taşıyor. Yani bu tür somut olgular, sıra dışı somut olgular poliste bir şüphe uyandırıyor. Buna makul sebep adı veriliyor. Ama olur veya olmaz. Durdurması için bir sebep. Buna endikatör adını veriyoruz. Endikatör yani bir şeyin göstergesi. Yani bu tür örnekleri belki duymak isterdim. Sizin araştırmanızdan neler söylediler sizlere polisler? Ne zaman durduruyorlar? Alman polisi, Fransız polisi. Teşekkür ederiz. Çantasına baktığımda bu şahsın çantasında akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin bir rapor vardı. Onun haricinde yine çantada bir takım belgeler, bulgular vardı. Bu şahsın İstanbul'a bir olay için geldiği şeklinde orada bir takım bilgiler, belgeler vardı. Yani burada işten atılmış. İşten atıldığı için de o işten atan kişilere yönelik bir mektup yazmıştı. Sizi işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım şeklinde. Ve bu şahıs oradan ayrıldıktan sonra şahsın elinde tabanca, bir de pompalı tüfek vardı şahısta. Ve şahıs o arada kaçtı oradan. Kaçtıktan sonra bir ekipler olarak etrafı çevirdi. Bu arada bu başka bir aracı gasp etti.
O araçla kaçmaya çalıştın. O araçla kaçmaya çalışırken durdurmaya çalıştık. O esnada bütün ikazlara rağmen bu şahıs durmadı ve durmadığı gibi elinde işte tabancayı tüfekle ateş etmeye başladı. Orada ben yaralandım. Daha sonra bizim arkadaşlarımız bunu durdurmaya çalıştılar. Yine durmadı. En son bir yerde yanlış bir yola girdi, çıkmaz bir yola girdi ve orada da yine birkaç memuru daha yaraladı. Ateşli silahla ateş etti. Bütün uyarılara rağmen durmadı ve ateşe devam edince en son bu da yakalanma amacıyla ateş edildi. Yaralandı. Daha sonra hastaneye getirilirken yolda öldü. Böyle bir olay yaşadık. Olayı şimdi duyduk. Fakat İdris Bey'in kafasında halen o kurşun var. Halen kafanda değil mi var? Duruyor. Duruyor kafasında. Sıkıntı değil. Peki şimdi teşekkür ederim. Türk hukukuna ilişkin bir açıklama dinleyip ondan sonra tartışmalara başlayalım. Öncelikle konuşmalarından dolayı Sayın Külliye'ye teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Türkiye'de polis ve jandarmanın güç ve ateşli silah kullanımı başlıklı sunumunu yapmak üzere Doktor Sayın Sinan Altınç'u kürsüye davet ediyorum. Bildiğiniz üzere takip ettiğiniz üzere hayatını kaybetti.
O bir kişi gözünü kaybetti. Demin İspanya örneğinde vardı. Son örnekte gözünü kaybeden bir hanımın örneği, bir kadının örneği. 104 kişi kafa travması geçirdi. Feridun Hocam bahsetti. Özellikle bu gaz tabancalarına atılan fişeklerden dolayı. Aynı zamanda tabii işin öte yanı var ki 600'den fazla da polis yaralandı. Yani dolayısıyla böyle bir takım daha çarpıcı olaylar aslında bizim polisin zor ve silah kullanma yetkisini tartışmamızı buna bir çözüm bulmamızı yani hukuki düzenli bir çözüm bulmamızı destekliyor. Bu noktada da konu iyice önem kazanıyor. Yine bir başka örnek ve sayısal biri. İlk 20 gün yani Haziran 2013'ün ilk 20 gününde kullanılan gaz kapsülü sayısı 130 bin. 13 Ağustos'ta, yani 13 Ağustos 2013'te 400 bin gaz kapsülü daha sipariş verilmiş. Ve dolayısıyla şöyle bir karşılaştırma yapmamız gerekiyorsa eğer önceki yıllara nazaran yıllık tedarik miktarına baktığımız zaman önceki yıllarda ortalama 150 binken Haziran 2013'ten sonra o 20 yıllık, yani 20 günlük dönemde bu neredeyse yıllık miktarın tamamını 20 günde kullanmış durumda polisimiz. Şimdi şöyle bir planım var benim konu bakımında. Müdahaleden bahsediyoruz, yani zor bir silah kullanmadan bahsediyoruz. Fakat zor bir silah kullanma aslında gündeme demin bahsettiğimiz gibi toplumsal bir takım olaylardaki toplumsal olay kavramı da tercüme edince de biraz garip oluyor. Ama toplu müdahale olarak belki bunu değiştirmek daha yerinde olacak. Toplu olaylarda da toplu müdahalelerde daha fazla gündeme geliyor. Ama işin bir de tabii bireysel müdahaleler kısmı da var. Yani her zaman polis toplumun bir yığın olarak harekete geçtiği durumlarda hareket etmiyor. Yani çoğu zaman böyle yapmıyor. Bireysel bir takım durumlarda da PVSK 16 yani polis kanunu 16. maddesi uygulamalı diyor. Dolayısıyla ben konuşmamda çok da uzatmadan yapacağım konuşmamı son konuşmacı olduğunu biliyorum. Bu anlamda ikiyi ayıracağım. Bireysel müdahaleler ve toplu müdahaleler şeklinde. Bireysel müdahale dendiği vakit bu polis kanununun 16. maddesi jandarma için de uygulanıyor. Bütün kolluk için de uygulanıyor daha ziyade. Ve tabii polis de burada gündeme geliyor. 16. maddenin uygulanması bakımından 3 başlık karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi görev başlığı. Yani bu nedenle polisin zor veya silah kullanması için görevli olması lazım. Yani görevini yapıyor olması lazım. Peki polisin görevi ne? Polisin görevine baktığımız zaman polisin görevini hemen ilgili kanun, yani polis kanunu 1. maddesinde şöyle okuyabiliyoruz. Polis asayişi amme, yani kamu asayişi ya da kamu barışı da diyebiliriz bunlar. Şahıs tasarruf emniyetini ve mesken mahsiyeti yani kon dokunmazlığını korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin yani kamunun istirahatini yani barış içerisinde yaşamasını sağlar şeklinde bir ifadeye rastlıyor. Dolayısıyla polis burada sayılı olan ya da kolluk burada sayılı olan görevini yerine getirirken zor kullanmaya veyahut da birazdan bahsedeceğim üzere silah kullanma yetki kazanabiliyor. Peki ne zaman zor kullanacak? Şimdi polis her zaman tabii ki görevini yaparken yani kanunun emrettiği görevini yaparken vatandaşlarla veyahut da kişilerle işbirliği halinde hareket edemeyebiliyor. Bazen kanunun emrini zorla yaptırması gerekiyor. İşte bu gibi hallerde bir direnişten bahsediyor. Yani polis görevini yaparken bir direnişle karşılaşırsa zor kullanma yetkisi ortaya çıkıyor. Peki nasıl kullanacak yetkisini? Zor direnişi kırmak amacıyla, yani direnişi aşmak, onu ortadan kaldırmak amacıyla ve direnişi kıracak ölçüde, yani direnişi oradan kaldıracak ölçüde bu zor kullanma uygulamasına başlayabiliyor. Dolayısıyla sadece görevli olması ve sadece direnişle karşılaşması yeterli değil. Burada amaç ve ölçülük prensiplerine de uygun davranması gerekiyor. Peki güç ya da güç kullanma, zor kullanma bakımından neler var? Bir kere kademeli zor kullanmadan bahsediyor kanunda. Kademeli zor kullanma dendiği vakitte bu kademeden önce bedeni kuvvet, arkasından da maddi güç. Yani bir materyal kullanarak bir
vasıtaya başvurmak suretiyle gerçekleşecek bir özgürlük olduğunu anlıyoruz. Burada tabii önemli olan bir husus, kanunda nelerin maddi güç sayılacağı sayılmış ama sınırlı bir sayma değil bu. Bir takım maddelerden ya da vasıtalardan bahsedilmiş ki bunlara örnek olarak kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri ve atları dedikten sonra sahip hizmet araçları, yani başka bir takım hizmet araçlarından da bahsedilmiş. Burada dikkat çekici husus aslında sınır sayıda değil kullanılacak madde yük ya da vasıtalar ya da araçlar. Ama bu kullanılacak araçların mutlaka mutlaka hizmet aracı olması lazım. Yani polisin görevini gerektiği gibi yerine getirebilmesi için kendisine tahsis edilmiş olan, kendisine görevi gereği yapmış olduğu hizmet gereği verilmiş olan aletler veya araçlar olması lazım. Örneğin polis güç kullanma ya da zor kullanma kapsamında göstericiler kendisine taş atıyor diye kendisi tutup taş atamaz. Veyahut da gösterici kendisine sapanla bilye atıyor diye yerde bulunduğu bir sapanla karşılaşıp bilye atamaz. Bu sorun en fazla yine bu Haziran olaylarında yani Namlıyer Gezi olayları sırasında çok karşımıza gelmişti. Ben de o dönemlerin birkaç zaman sonra, birkaç ay sonrasında özellikle Çevik Kuvvet'te derse girmiştim. Orada bize bana şu soru gelmişti. İşte göstericilerle karşı karşıya kaldık. Fakat hizmet aracı olarak kullandığımız o işte gazlar vesaire de bitti, hiç elimizde kalmadı. Biz de ne yapalım, yapacak bir şey bulamadık. Yerde bulduğumuz kaldığım taşları attık demişler. Şimdi dolayısıyla burada tabii kullanılan aracın hizmet aracı olarak kabul edilmesi, yani bu kaldırım taşının hizmet aracı olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından dolayı yapılan bu faaliyette birilerinin, en azından demin bahsettiğim bütün konuşmacılar bahsettiği birilerinin sorumluluğu, idari ve cezai sorumluluğunun olması gerektiği kolaylıkla söylenebilecek bir şey. Tabii hangi aracı nasıl kullanacağının takdiri bireysel müdahalelerde polisin kendisine ait. Ama eğer toplu müdahale söz konusuysa o zaman bu aracı nasıl ve ne şekilde kullanacağı, hangi yerlerde kullanacağı, yani araç gereci ve zorun derecesini amirin belirlemesi gerekiyor. Yani müdahale ekibinin başındaki kişinin belirlemesi gerekiyor. Bireysel müdahale bakımına başta husus şu, silah kullanma. Silah kullanma kanunda 16. maddenin ayrı bir bölümünde yer alıyor. Yani 16. maddenin zor kullanmadan bahsediyor, ondan sonra silah kullanmadan bahsediyor. Silah kullanma için ise kısaca şöyle söyleyebiliriz. Demin Erkün'e bahsetti, meşru savunma için acaba olabilir mi dedi silah kullanma. Bizim kanunumuz bundan bahsediyor. Bizim kanunun 16. maddesinde silah polisin silah kullanabilmesinin koşullarından bir tanesi meşru savunma halinde. İkincisi, bedeni kuvvet veya maddi gücün yetersiz kalması durumu. Üçüncüsü ise yakalamayı sağlamak. Şimdi yakalamayı sağlamak bakımından önce durum çağrısının yapılması, önce uyarı atış yapılması yetmezse yakalamayı sağlamak amacıyla ve yakalamayı sağlayacak ölçüde atış yapılması kanunda yazılı olan ve diğer bütün konuşmacıların bahsettiği bir husus. Burada bir farklı bir noktamız yok. Fakat meşru savunma bakımından şöyle bir tespitimiz var bizim. O da ne derece kabul edilebilir bilemiyorum. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kararlarından yanlış kararlı yaptığımız bir tespit bizim bu. Polis meşru savunma hali dışında kasten öldürmeye yönelik bir eylemde bulunamaz. Polisin yapmış olduğu, silahla yapmış olduğu davranışın kasten öldürmeye yönelik olmaması gerekiyor. Bunun tek istisnası meşru müdafaa ya da meşru savunma hali. Meşru savunma halindeki bunun içerisinde kendisini korumak veya da bir üçüncü kişiyle yine yaptığı bir meşru savunma girebilir. Bu hallerde ancak kasten öldürücü yani isteyerek karşısındaki kişiyi öldürmeye yönelik bir silah kullanımına gidebilir ama onun dışında polisin yani kolu kasten öldürücü atış yapmasının mümkün olmaması gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada polis vazife ve selahiyet nizamnamesi 17. maddesi şöyle bir, yani yönetmeliğin 17. maddesi şöyle bir düzenleme getiriyor. Diyor ki, polis vazife ve selahiyet kanunu, yani polis kanunu
16. maddesi gereğince polis için silah kullanmak yetkisinin kabul edildiği hallerde silah kullanılması, silah kullanmaktan başka bir çare bulunmadığı hallere münhasırdır. Yani sadece bu hallerde mümkündür. Yani son çare, ultimatum. Ondan sonra diyor ki bu takdirde, yani eğer illeri silah kullanacaksa mümkün olduğu kadar suçlunun öldürülmekten ziyade yaralı olarak yakalanmasına dikkat edilmesi ve kalabalık yerlerde silah kullanmaktan imkan nispetinde, yani imkan dahilinde sakınılması gerekir. Şimdi bu da bizim yönetmeliğimizin, yani polisin yetki ve görevler düzenleyen yönetmeliğin 17. maddesinde düzenlenen bir şey. Demin hocaya sordum. Hoca yürürlükte fakat pek uygulanmıyor. İkinci aşamada toplu müdahaleden bahsediyoruz. Yani polisin bireysel tek bir kişiye karşı müdahalesiniz ya da toplu olaylarda yine Türkçe'de bunu kullanıyoruz, toplumsal olaylar diyoruz ama tercümesi en iyi olacağını düşünüyorum ben. Toplu olaylarda olacak bunlar. Burada da hem polis kanunu 16. maddesi dışında aynı zamanda polis çevik kuvvet yönetmeliği devreye giriyor. Çevik kuvvet işte belki yani Special Task Force diye çeviririz bunu. Özel bir birim. Dolayısıyla sadece ve sadece bu gibi toplumsal müdahalelerde görev yapıyor bu ekip. Bu ekibin görev alması bakımından şu husus söz konusu. Eğer bir toplantı veya bir gösteri görüşü varsa, yani bir gösteri varsa bu gösterinin özellikle hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi ve gösteri yapan kişilerin dışarıdan gelecek olan tehlikelere karşı savunmaları bakımından esas itibariyle bu birim, yani bu çevik kuvvet birimi görev yapıyor. Aslında amaç iyi bir amaç ki genel itibariyle zaten polisin zor ve silah kullanması, özellikle zor kullanması bakımından bunu kabul etmek gerekiyor, hani bunu almak gerekiyor. O da nedir? Zor kullanma, yani polisin görev yapması, özellikle bu gibi toplu müdahaleler ya toplumsal olaylarda, gösterilerde gösteri yapma hakkını sağlamak için olmalı öncelikle. Gösteri yapma hakkını oradan kaldırmaktan ziyade gösteri yapma hakkını sağlamak. Bunu nasıl diyeyim? Bunu kişilerin bu hakkını sağlıklı bir şekilde kullanmaları sağlamak için olmalı. Ama gösteri hukuk aykırıysa veyahut da kanun dediği gibi hukuk aykırıdan ziyade kanuna aykırıysa işte o zaman bu birimin, yani bu özel birimin, çevik kuvvet biriminin görevi ortaya çıkıyor. Görev ne? Dağıtma, toplanma yönleri veya da suçları yakalama. Bunu yapabilmek için ne yapması lazım? Öncelikle görevlilerin veya da görevli amirin kendisini tanıtması gerekiyor. Ben işte çevik kuvvet amiriyim demesi gerekiyor. Arkasından kanuna uyarak dağılmaları, eğer dağılmazlarsa zor kullanacağının ihtarını yapması gerekiyor. Bu ihtarın, bakın yönetmelik gayet açık, bu ihtarın olumlu bir şekilde kitleyi yumuşatıcı, sade ve açık olması gerekiyor. Yani saldırgan bir ifade olmaması lazım. Bu uyarı iki veya üç defa tekrar edilmesi lazım. Tek bir uyarından yetinmemesi gerekiyor. Ben uyardım deyip de müdahale etmemesi gerekiyor. Bir başka husus bir yönetmelikte var, ne kadar mümkün onu da bilemiyoruz ama bu uyarının, yani bu ihtarın grubun en arkasından, yani uyarı yapan kişinin en uzak olduğu bölgeye kadar duyulması gerekiyor. Ben burada uyarı yapıyorsam, grup karşımdaki kitle ise en arkadaki kişinin benim uyarımı duyması gerekiyor. Eğer fiili ve fiili saldırı veyahut da direniş var ise veyahut da korunan yerlere, özellikle mesela başbakanlık ofisi gibi hali hazırda korunan yerlere yönelik bir saldırı var ise o zaman bu ihtara da gerek olmadığını yönetmelik kanunumuz ve yönetmelik söylüyor. Ne yapılıyor? Müdahale edildiği vakit yeteri kadar zor kullanılarak topluluğun bulunduğu yerde kalması temin ediliyor ve olayın gelişmesine mani olmak gerekiyor. Dolayısıyla gruba müdahale edip de grubun sağa sola kaçmasından ziyade grubun tek bir yerde toplu bir şekilde durmasına veyahut da
tutulmasının sağlanması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde kurum dağıldığı vakit bu tırnak içerisinde veyahut da tehlikeli durum başka yerlere de etkilemiş olacaktır. Tabi burada hiçbir zaman unutulması gereken bir husus şu, bu müdahale gerek bireysel müdahale, gerekse toplu müdahale, yani gerek zor kullanma gerekse silah kullanmanın cezalandırıcı olmaması gerekiyor. Eğer zor kullanma veya da silah kullanma amaca uygun yapılmayıp da ya da ölçülü bir şekilde yapılmayıp da cezalandırıcı olmaya başlarsın. Yani daha evvel bahsettiğim gibi Çevik Kuvvet memurlarıyla yapmış olduğunuz toplantıda veya da derslerde bana diyorlar ki mesela hocam bana küfrediyor diyor. Veyahut da ben duruyorum yanından geçerken tekme atıyor diyor. Şimdi ben de diyor dayanamıyorum diyor. Şimdi burada kendisi küfrettiği vakit veyahut da kendi tekme attan bir göstericiye karşı tepkide bulunduğu vakit bu artık görevi yapmaktan veyahut da oradaki tehlike önlemekten ziyade kendisine yapılan bir yine tabii hukuka aykırı olan bir davranışa karşı cezalandırma yönelik bir faaliyet veya bir davranış olarak ortaya çıkıyor ki işte bunun yapılmaması gerekiyor. Tabii burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yle ilgili bir takım kararları var ve en sonunda bir şeyden bahsedeceğim. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında tartışmış bir durum. Meşru savunmayla ilgili de buradan bir takım yine sonuçlara varabiliriz. Özellikle bu hocamız da bahsetti. Biber gazı kullanma ya da göz yaşartıcı gaz kullanması ve bunların da bir şekilde silah aracılığıyla kullanması durumları bakımından gittikçe artan düzeyde bir takım olaylar yansıdı Avrupa Mahkemesi'ne. Bunlar aslında öncelikle 2006 yılında daha önce ortada tüfekle atılmayan gazlar varken Oya Ataman kararıyla başladı. Oya Ataman kararına Türkiye'ye karşı Oya Ataman kararı 5 Aralık 2006 tarihli bir karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Bu kararda aslında biber gazı kullanımının, polis tarafından biber gazı kullanımının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi, yani işkence ve kötü muamele yasağını düzenleyen 3. maddesi kapsamı ele alınma söz konusu olmuştu. Fakat başvurucu Oya Ataman gazın etkisini, kendi üzerindeki tıbbi etkisini ortaya koyan bir rapor mahkeme sunmadığı için ya da sunamadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3. maddeden ihlal kararı vermedi ya da incelemedi. Ancak yine bir başka tenerife özgürlük olan 11. madde, yani toplantı hakkı diyebiliriz buna, buradan bir ihlal kararı verdi. İkinci yine Türkiye'de yönelik bir karar, Ali Güneş kararı, bunda tam 6 yıl sonra 10 Nisan 2012 yılında verildi. Ali Güneş kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok kısaca kontrol altına alınmış bir kimseye, bir bireye biber gazı sıkılmasının 3. maddeye aykırı olduğuna karar verdi. Ali Güneş bir mahpus, bir hükümlüydü ve çıkan bir olay sırasında kontrol altına alındı. Kontrol altına alındıktan sonra kendisine karşı biber gazı sıkılmıştı. Bu olayla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki burada artık biber gazı sıkılmasının bir anlamı yok. Çünkü zaten olay kişi kontrol altına alınmış. Artık burada bu kişiye yönelik böyle bir zor kullanmanın ölçülü sayılması hüküm değil dedi. Sonra Aydan kararı gündeme geldi ki Aydan kararı bakımından Aydan kararı 12 Mart 2013 tarihli bir karar. Bu karar bakımından özellikle Yargıda Ceza Genel Kurulu'nun Türkiye'de vermiş olduğu karar ile bu meseleyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ele alışarızda çok önemli farklar var. Çünkü Aydan kararında bir kimse, bir gösteriye katılmış olan bir kimse, Güneydoğu'da, jandarmanın yapmış olduğu bir atış sonucunda hayatını kaybediyor. Ağır yaralıyor, hayatını kaybediyor. Ortaya çıkan, herkesin mutabık olduğu olay bakımından şöyle söyleniyor. Bir jandarma var, jandarma ekibi var, arabanın içerisinde bu araç yolda giderken önünde bir başka bir araç tarafından kesiliyor. Sonra bir anda bir kalabalık ortaya çıkıyor. Kalabalık bağırış çağırış ve taş atmalarla bu ekibe, yani jandarma ekibine saldırıyorlar. Jandarma ekibinden bir görevli, bir jandarma görevlisi ön camdan dış
dışarı önce havaya ateş ediyor, sonra elindeki tüfek, makine otomatik bir tüfek olduğu için birden fazla el ateş ediyor. Ve bu ateşler sonrasında öndeki araç yoldan çekiliyor. Jandarmalar da kendini güvenli bir yere götürüyorlar. Fakat sonra ortaya çıkıyor ki bu ateşler sonucunda bir kimse hayatını kaybediyor. Çok kısaca söyleyeceğim, gerekirse tartışırız, sorun olursa da konuşabiliriz. Ceza Genel Kurulu, yani Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bizim hukukumuzda olan, ceza kanununda olan ve Alman hukukunda da olan meşru savunma sınırının aşılması fakat mazur görülebilecek korku, heyecan veya telaş sonucunda sınırın aşılması ile ilgili hüküm uyguluyor ve bu fiili, yani jandarmanın yapmış olduğu fiili bir mazeret sebebi, yani bir excuse olarak kabul ediyor. Ve jandarmaya görevlisine ceza verilmesi gerektiğini kanaat getiriyor ve hiç hukuk yolu bu şekilde tükeniyor. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aydan kararında bu olayı yüdeliyor, bu olayı değerlendiriyor ve karara baktığınız vakitte göreceğiniz üzere değişik bir takım Avrupa Konseyi ülkelerde buna yönelik var mı yok mu onları karşılaştırıyor ve diyor ki özellikle çok kısa söyleyeyim bunu, özellikle kolluk görevlileri bakımından, polis, jandarma gibi görevliler bakımından bu maddenin, yani meşru savunma sınırı korku, heyecan ve telaş sonucu aşılmasına ilişkin mazeret sebebi olan, yani excuse gösteren maddenin bu kişiler bakımından bu kadar kolay uygulanmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü demek ki bunların zaten vazifesi bu. Zaten bunlar bu şekilde olaylar karşısında hareket etmeye yönelik yetiştirilmiş olmalı. Bu şekilde buna hazırlıklı olmalı. Dolayısıyla normal vatandaşın kullanabilecek bu hükmün bir jandarmaya, askere veya polise bu kadar kolay uygulanması gerektiğini söylüyor. Son karar ise Abdullah Yaşar ve diğerleri kararı. Nispeten yakın yine 16 Temmuz 2013 tarihli bir karar. Burada ise ilginç bir şey, gaz kapsülü ortaya çıkıyor. Artık toplantı şeylerde, toplumsal olaylarda veya gösterilerde. Bu kişi de barışçı olmayan bir gösteride, yani kanuna aykırı sayılabilecek bir gösteride gazına maruz kaldı ve zor kullanma yetkisinin muhatabı oldu. Burada en önemli mesele zannediyorum ki taktik yetkisi konusu. Kolluğun kullanacağı zoru, eğer yetkisi de varsa, hangi zor aracını kullanacağını takdir etmesi önem kazanıyor. Profesör Hültenberg ile beraber çalıştığım dönemleri hatırlıyorum. Bana Freiburg'daki ev işgallerini örnek olarak vermişti. Şimdi bir ev işgal ediliyor, kişinin mülkiyet hakkı elinden alınmış oluyor. Ve o ev sahibinin mülkiyette kavuşturulması kolluğun bir görevi. Fakat eğer kolluk işgal edilmiş olan bir evi boşaltmak için müdahale ederse ya kendisi yaralanacak yahut da boşaltmak istediği kişilerden yaralananlar olacak. Dedi ki o zaman Hültenberger, polis taktik yetkisini kullanır. Yetkiyi kullanmak için aşaması geldi. Fakat ben şimdi harekete geçersem koruduğum mülkiyet hakkından daha büyük bir bedene zarar verme gibi bir sonuç doğacak olursa beklerim. Beklemesi gerekir. Taktik yetkisini müdahale etmeme yolunda kullanması gerekir demişti. Bu gezi olaylarında da aynı şeyi yaşadık zannediyorum. Eğer o gece çadırlar zorla boşaltılmasaydı çok büyük olaylar çıkmayacaktı belki de. Yani bir yerde polisin kendisini taktik yetkisini kullanarak işi uzmanca çözmesi gerekir. Ama hep şu beni düşündürmüştür, yıllardan beri kollukla iç içeyim. En zor verdiğim ders de zor kullanma, silah kullanma dersleridir. Çünkü kolluğa kısıtlama getiren bir anlatım yapmak durumundayız mecburen.
Ama kolluk da tam tersine zor kullanmak istiyor. O yönde arzusu var. Ve bu takdir yetkisini, BVSK 16'daki takdir yetkisi nasıl kullansın? Mesela job kullanabilir, kelepçe takabilir, biber gazı sıkabilir. Ama o somut olayda hangi tür zor kullansın? Bunu seçmek o anda ona ait, eğer bireysel müdahale ise. Fakat toplu müdahale ise amirinin verdiği emir şeklinde hareket edecek. Kendisinin tek başına karar vermek yetkisi yok. Suratına tükürseler bile hareket etmemesi gerekiyor orada senin verdiğin örnekte. Şimdi kolluğun zor kullanması aslında zorunlu bir düzenlemedir. Eğer bir devlette zor kullanma yetkisine sahip olmazsa kolluk, kanunlar yürümez. Bunun için polise bazı devletlerde law enforcement denilir. Bir kanun var, kanuna uymayan bir kişi olduğu vakit devletin o kanunu yürütmesi gerekir. Yürütmek için de zor kullanma yetkisini kullanması şarttır. Ve devlet içinde de iç güvenlik bakımından sadece kolluğa bu zor kullanma yetkisi verilmiştir. Savcının, hakimin zor kullanma yetkisi yoktur. Ama zor kullanma yetkisinin denetlenmesi ve kontrol altında olması gerekiyor. Kontrol altında olmayan bir güç felaket yaratır. Şimdi burada biz bugün hep kolluğun denetlenmesini konuştuk. Şimdi de kolluğun silah kullanması ve zor kullanması konularındaki nasıl denetlenileri konuşuyoruz. İspanyol Anayasası'ndaki hükümleri dinledik. Almanya'dan örnekler duyduk. Ve bir fiil içinde yaşamış olan bir kolluk amirinin hikayesini duyduk. Türkiye örneğini de aldık. Şimdi sizlerden sorularla bu konuya bir ilerleme sağlayalım. Lütfen buyurun, sorular seçin. Tabii benim burada bir sorum var. Hiç kimse soru sormazsa ilk başta şunu merak ediyorum. Rehine alma olaylarında nasıl müdahale ediliyor? Çünkü rehine alma olayında meşru savunmanın koşulları gerçekleşmemiş oluyor. Bir insanı rehine alan bir rehine alan 3 saat öldürmemiş, 5 saat öldürmemiş. Daha bir fiil saldırı başlamamış. Bir fiil saldırı başlamadığına göre eğer rehine alan bir kişiyi polis öldürebilir mi? Bunun koşulları nedir? Bu konuyu Hasan Erkün'e soruyorum. Acaba rehine alma konusundaki düzenlemeler var mı Alman'ın bu konuda? Yes, there has been a discussion in the late 17th century about the Todesschuss, the deathly shot, deadly shot, excuse me. And it was very controversially discussed, but now most of our state police laws have this provision that in özellikle bu silah kullanma yetkisi ve zor kullanma yetkisi PVSK 16-17 düzenlemeleri ve Avrupa İstanbul'a Sözleşmesi kapsamında mahkemeye vermiş olduğu kararlar kapsamında ben kişisel düşüncelerine bir katkı anlamında sunmak istedim. Silah kullanma yetkisi bakımından sırrın aşılmasında TCK 25-2'nin uygulanması gerektiğine dair düşünceye ben de katılıyorum yani ceza genel bu kararına. Burada olsa olsa hukuk uygunluk nedeniyle taksirle sırrın aşılması maddesi uygulanması gerekir. Çünkü hepsinde hukuksal sonuçları hem hukuk uygunluk nedeni hem de mazeret sebebi olmaları sebebiyle bazı bir takım farklılıklar bulunmaktadır. İkinci olarak hocam ben bir örnek vermek isterim. Bu bakanlıktayken genel müdür yardımcısıyken Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştik. Orada Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nde bize bir tatbikat sunmuşlardı, silah kullanma yetkisiyle ilgili. Şimdi orada siyah bir araba var, araba polis duruyor fakat hızlı olmadan hareket etmeye başlıyor. Hareket etmesi üzerine polis memurları bize
gösterdiler slide'da. Ateş ediyorlar ve arabada bulunan 3 kişi ölüyor. Biz şeyi sorduk, Türkiye'de böyle bir şey söz konusu olamaz dedik. Yani bunların hepsi yargılanır ve ceza alır dedik. Hayır, bizde olmaz böyle bir şey dediler. Çünkü onların bize karşı ateş etme potansiyel riski vardır. Dolayısıyla biz hukuka uygun hareket ettiğimiz için bizde cezai sorumluluk yoktur demişler. Tabi Amerika'daki uygulama yorum birazcık daha geniş olmakta. Şimdi ben son konuşmacı meslektaşıma soru sormak istiyorum. Türk hukuk uygulaması bakımından. Şimdi malumunuz olduğu üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3 Anayasa 17 yaşam hakkı sözleşmesi almış olan bir madde. Şimdi özellikle yeni Türk Ceza Kanunu'nda meşru savunma bakımından sınır sadece yaşama yönelik değil, mal varlığına yönelik haklar bakımından da genişletildi. Şimdi size sorum şu, özellikle hem maddi güç kullanma hem de silah kullanma bakımından mal varlığına yönelik değerlere saldırı halinde bunu ne şekilde değerlendiriyorsunuz? PVSK 16 kapsamında soruyorum sorumu. Hocam bir tane daha sorum var ama isterseniz daha sonra sorabilir. Fazla uzatmadan birlikte. Hocam bir şey sormak istediğim diğer husus, bu Almanya'da hukuki düzenlemeyi birazcık daha açması istiyorum sayın konuşmacıdan. Bu doğrudan güç ve ateşli silah kullanma yasasında. Şimdi bu özellikle suçüstü hali ve kaçarken şüphelinin yakalanması anlamında silah kullanma yetkisinde bu orantılık ilkesi gene aranıyor. Silah kullanma yetkisi var, tamam doğru. Ama orantılık ilkesi mutlaka aranması gereken bu hususunu teşekkür ederim. Başka soruları alalım. Bütün soruları birlikte değerlendirmek için. Ben Künle hocamıza soru soracaktım. 18 Mart tarihli Frankfurt olaylarıyla ilgili bir sorum olacaktı. Televizyonda Alman polisinin şiddete başvurduğuna ilişkin görüntüler gördük. Acaba Alman polisi Alman hukuku kapsamında mı yetkilerini kullandı? Yoksa gördüğümüz o şiddet görüntüleri polisin yetkilerini aştığını mı gösteriyordu? Yoksa Alman hukuku demin de dediğim gibi hukuk kapsamında mı, yani yasal mevzuat kapsamında mı bir şiddet gösterildi? Bunun dışında bir de sabahki konuşmada Alman polisinin genellikle ikna yolunu kullanma konusunda daha Fransız polisine göre daha ırmanlaştığına ilişkin bilgi verilmişti. Bu yol denendi mi Frankfurt olaylarında? Bununla ilgili bir sorum olacaktı. Başka soru. Benim Markus'a bir sorum var, sonra siz sorunuzu sorun. Biz terörle mücadele konusunda silah kullanmada özellikler yaptık. Terörle mücadele kanunda ayrık düzenleme var. Acaba İspanya'da da böyle bir terörle mücadele konusunda ayrı bir düzenleme var mı? Yoksa genel polis yetkilerini kullanmıyor terör konusunda. Bunu da ben herkese sormak istiyorum. Siz buyurun sorusunu. Ben hem Alman hem de İspanyol konuşmacıya sormak istiyorum. Barcelona'nın bir semtinde binlerce insanın hayatını etkileyen, iş yerlerini yakıp yıkan, evlerine girmekten imtina eden, onlarca insanı araçları molotof kokteyllerle işgal altında bırakan bir olaya acaba İspanyol polisinin ve Alman polisinin tepkisi ne olurdu? Yani buradaki Türk polisinin yapmış olduğu günlerce ikaz, günlerce psikolojik telkin sebebi ne olursa olsun ben sonuç itibariyle soruyorum hem Alman hem İspanyol katılımcıya. Alman ve İspanyol polisinin o işgale tepkisi ne olurdu? Teşekkür ediyorum. Sorular için teşekkürler. Başka soru görmüyorum. Okay. First of all, the question of proportionality of if somebody is caught red-handedly, the principle of proportionality still is there. It's all. Ama bir jandarma gibi, İslam Bey'in bu demek ki Aydan olayında zikrettiği gibi kalabalığın içine kalmış. Ve demir çubuklarla tenteyi kırıp öldürmeye çalışıyorlar jandarmaları. Ateş edip bir tane
öldürmüşler ve kaçmışlar aynı şekilde. Bu olayda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal vermedi. Vermedi çünkü çok iyi daha evvel planlama yapılmış mı diye baktı. Eğer böyle detaylı planlamalar varsa, öngörülemeyen bazı gelişmeler de olmuşsa artık onu şeye ihlal olarak vermiyor. Yine benzer bir şekilde Kıbrıs'ta bir Andronikos defterin bir olayı vardı. Rehine alma olayı. Orada da yine çok daha evvelden iyi planlamalar yapılmış olduğu için ihlal vermedi. Burada kolluk hizmetlerinin önleyici hizmetlerde çok iyi planlamalar yapması lazım daha evvelce. Ve bu planlamalara göre de faaliyetlerini yürütmeleri gerekiyor ki bu toplum polisine biz de derse gittik geçen sene. Yapılmadığını gördüm ben bu türlü planlamaların. Yani genel hazırlanmış planlar var. Fakat somut bir olay çıktığında bu olaya nasıl müdahale edeceğiz diye o ana mahsus bir planlama yapılmadığını gördüm. Bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bir soru daha gördüm Sinan Bey'e geçmeden. Siz de sorun sorularınız takdir olacak mı? Kalmadı gerek. Peki Sinan Bey. Evet, bir sorum geldi. Meşhur savunma ile ilgili 5. madde. Aslında burada da yine demin söylediği gibi ölçümlük ya da orantılık kendisi gösteriyor. Aslında Türkiye'de kolluk görevini yaparken esas itibariyle 24. maddedeki kanun hükmünü yerine getirmeden yararlanıyor. Dolayısıyla kanun eğer kendisine zor kullanma yetkisi veriyorsa bu zor kullanmanın koşulları da meydana gelmişse meşhur savunmadan ziyade kanun hükmünü yerine getirmeden faydalanarak yapmış olduğu görev hukuki sınav içerisinde kalıyor ve hiçbir şekilde sorunum olmuyor tabii ki. Ama meşhur savunma 25. maddenin de Profesör Köle'nin dediği gibi acaba uygulanıp uygulanmayacağı meselesi tartışmalı fakat bizim kanunda yani PVSK'da açıkça meşhur savunma halinde silah kullanabilir mi? Demek ki bizim hukuk bunu kabul ediyor. Tabii burada şöyle bir durum var. Meşhur savunma halinde silah kullanılabilmesi için de hatta ve hatta bu silah kullanımının sonucunda ölüm meydana getirilmesi bakımından ise artık burada dayanacağımız nokta orantılılık. Yani her ne kadar haklar arasında bir karşılaştırma yapmak çok mümkün değilse de mal varlığına yönelik bir hakkın korunması amacıyla mal varlığına yönelik bir saldırının korunması amacıyla yönelik giderilmesi, def edilmesi vaktiyle bir kimsenin canına yönelik hayat hakkını, yaşama hakkını ortadan kaldıracak bir saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Bu kapsamda yani saldırı altındaki hakkın hak ile kişinin savunması sonucunda zarar vereceği hak arasında bir karşılaştırma olması gerekiyor. İki hak arasında orantılılık olması gerekiyor. Eşitlik değil bakın, orantılılık olması gerekiyor ama savunma sonucu yaşam hakkı ortadan kalkacaksa onun artık yapılan saldırında yaşam hakkının en büyük saldırı olması gerektiğini kabul etmek teşekkür ediyoruz bütün konuşmacılarımıza. Kıymetli misafirlerimiz şimdi de kapanış konuşmalarını yapmak üzere öncelikle Profesör Sayın Sebastian Broş'u kürsüye davet ediyorum. Son yeni bir başlangıçtır. Şimdi biz de bu şeyi bitirdik ama yeni bir başlangıç içerisindeyiz. İstiyoruz ki Fransa ve Almanya'nın Max Planck Enstitüsü ile birlikte yaptıkları bu durdurmaya ilişkin anket çalışmasını Türkiye'de de yapalım. Freiburg'dan gelen sayın konuğuma bu nedenle teşekkür ediyorum. İlk bir tanışma oldu ve ilerleyeceğiz inşallah. Ve ayrıca özel güvenlik öğrencilerime de buradan teşekkür ederim geldikleri için. Çünkü onlar da ileride bu projede anketör olarak yer alacaklar. Kendileri şu andan buna hazırlanmaya başlasınlar. Bu çalışmalarda hep birlikte yürümek istiyoruz. Bu toplantıdan ben bazı şeyler öğrendim. Öğrendiklerimi size kısaca not etmek istiyorum. Şimdi birincisi, bu mecliste
yüksek iş güvenlik paketinde bir değişiklik yapılıyor. Durdurmalara ilişkin. Durdurma sonrası kolla arama yetkisi verilmek isteniyor. Mukayeseli hukuka baktığımızda polis bir kişiyi durdurursa ve durdurduğu kişide de bazı şüpheli ölçüler ortaya çıkarsa doğrudan arama yapabiliyor. Fakat Türk hukukunda Anayasa'nın 20. maddesinden kaynaklanan bir engel var. Her türlü arama yapılabilmesi için hakim kararına ihtiyaç var. Bu getirilmek istenen değişiklik yerinde bir değişikliktir diye düşünüyorum. Yakalı bir kişi durdurulduktan sonra eğer somut bir şey ortaya çıkarsa ayrıca bir hakim kararı olmadan derhal arama yapması gereklidir polis. Ama anayasal engel var. Anayasa değişmedikçe bunun yapılması Türk hukukunda mümkün değil. Anayasa değişir mi değişmez mi bilmem ama bugün için bu teklif anayasaya aykırıdır. İkincisi, Molotov kokteyli bulundurmanın silah olarak nitelendirilmesi ve kolla silah kullanma yetkisi verilmesi isteniyor. Şimdi Molotov kokteyli bir eşyaya zarar veren bir davranıştır prensip olarak. Eğer eşyaya zarar veren bir kişiye karşı silah kullanma yetkisini polis kullanmaya başlarsa denge bozulacak. Aşırı bir güç olduğunu düşünüyorum. Ama Molotov kokteylini Madımak Oteli'nde olduğu gibi binadaki insanları yakacak şekilde kullanabiliyor ise, meşru savunma koşulları zaten varsa o zaman silah kullanmak yetkisi kendiliğinden doğmuştur. Şimdi kanuna açıkça şu yazılırsa, Molotov kokteyli bulunduğunu ateş et derse, kanun ne kadar yetki verirse versin bu dilerse için hukuka aykırı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu toplantı İçişleri Bakanlığı'nın da katkısıyla olan toplantı ama ben bilim insanı olarak burada ağzımı kapatamadım. Bunları da söyledim. Kusura bakmasınlar. Yine bir şey daha öğrendim. Alman hukukunda polisin doğrudan zor kullanmasının kanunla düzenlendiğini söyledi Profesör Hasan'a Küne. Fransa'da böyle bir kanun olmadığını da duyduk. Zannediyorum ki Türkiye'ye böyle bir kanun gerekli. Çünkü sadece 16. maddede yer alan düzenlemeler kolluğun önünü açmıyor. Çok ayrıntılı bir zor ve silah kullanma kanununun yapılması zannediyorum ki faydalı olabilecektir. Türkiye'de büyük gelişmeler oluyor. Biz günlük olayları gördüğümüz için eskiyi unutuyoruz. Gazi olaylarını bir hatırlayın. Gazi olaylarında gösteri yapanlara polis ateş etmişti ve insanlar ölmüştü. Yani göstericilere silahla müdahale etmekten bugün gaz fişeğine döndük. Gazla müdahale ediliyor. Ve insanlar polisin ateşiyle ölmüyorlar. Ne büyük bir gelişme değil mi? Fakat aynı zamanda bu gaz fişeğinin kapsülü, kapsülü zarar veriyor. Ve AHİP kararını söyledi Sinan Bey. Hangi karar dedi? Ali Ateş kararıydı galiba. Hangisini söyledi? Abdullah Yaşar. Evet. Abdullah Yaşar kanunu söyledi. Yeni kanun, yeni karar. Gaz kapsülü ölümde. Ki bu örnekler çok var. O halde bunun bir düzenlenmesi gerekiyor. Gazi'den Gezi'ye geldik. Daha da bir ilerleme yapmamız gerekiyor. Ve esas öğrendiğim bu toplantıdan Markus'tan bunu anladım. Avrupa'da ve İspanya'da polislikte bir paradigma değişikliği var. Bakış değişikliği var. Değişiklik şu. Evvelce devleti koruyan bir polis söz konusuydu. Şimdi halka danışılarak halkı korumak için, anayasal hakları korumak için polislik diye bir şey ortaya çıktı. Ve çok köklü bir değişiklik bu. Yine Almanya'dan öğrendik ki, Alman
dolayısıyla insanların konuşmasını biliyor. Konuşmasını bilmek çok önemli bir şey. Doğrudan doğruya gözüne yumruğu vurmaktansa önce konuşup sonra zor kullanmak tabii her zaman olabilecek bir şey değil ama olduğu nispetle bunu öğretmek gerekiyor. Ve yine en iyi öğrendiğim şey de eğitim. Kolluğun amaca yönelik bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Amaç, bireysel hakları koruyabilecek bir polis yetiştirmek. Ve o yönde bir eğitim verilmesi de gerekiyor. Beni çok şaşırtan da bir şey oldu bu toplantıda. Fransız olan araştırıcılar, Fransa'nın aleyhine olan bir sürü şeyler bulmuştur. Almanya ile Fransa'yı mukayese ettiklerinde Almanya'nın daha iyi olduğunu söyleyebildiler. Umarım ki biz de ileriki yıllarda size raporumuzu verirken Türkiye, Almanya ve Fransa mukayesesini verirsek bu durdurma ile ilgili gerçeği söylemek fırsatını bulacağız. Ve o zaman Türkiye'nin gerçek bir yüzü ortaya çıkacak. Nedir durumumuzu anlayacağız. Bilimsel çalışmalar bu bakımdan çok önemli. Sadece basında çıkan tek tek haberlere inanmamak lazım. Kühne bu konuda size cevap verdi. O basında çıkan şey yerel bir olaydır. Bir büyük projenin parçasıdır, müdahalenin parçasıdır dedi. Basın her şeyi kanlı olursa, seksi olursa daha çok yansıtır. Biz bilimsel verilere itibar edelim ve hep birlikte bu yönde çalışalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir toplantı birlikte yaptık ve projeyi de böylece noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim. Tüm konuşmacılarımız başta olmak üzere siz değerli katılımcılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, Serenas organizasyon çalışanlarına, tercümanlarımıza